Enflasyon ülkemizin en önemli dertlerinden bir tanesi. Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, ülkede büyük ekonomik sıkıntılar yaşandığını belirterek hükümeti gerekli tedbirleri alması konusunda harekete geçmeye davet etti. 2015 yılında dünyanın en yüksek 6. enflasyonunun Türkiye'de gerçekleştiğini ifade eden Demirkıran, dünyanın en pahalı mazotu, benzini Türkiye'de, dünyada en pahalı et Türkiye'de, dünyada en pahalı zeytinyağı Türkiye'de, en pahalı elektrik, telefon, internet bizde ve bunun gibi pek çok sahada en pahalı ürünleri tüketmek zorunda kalıyoruz dedi. Enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğünün söylendiğini, ancak vatandaşların yanıltıldığını ifade eden Saadet Partisi İl Başkanı Ali Demirkıran, Türkiye'nin %9.58 ile dünyada enflasyonu en yüksek 6. ülke olduğunu söyledi. Enflasyon ülkemizin en önemli dertlerinden bir tanesi. Ve bu konuyla alakalı 2015 yılı enflasyonu kötü rakamlar çıktı. Hükümetin öngörmediği rakamlar veya öngördüğü %5'lik rakamın yaklaşık iki katına yakın bir rakam çıktı. Buna karşılık Ocak ayı enflasyonunun ise son 1,5 yılın en kötü rakamı olarak çıktı. Böyle olunca enflasyon birdenbire gündemin ortasına oturuverdi. Baktığımız zaman enflasyon aslında tam bir vergi. Hatta namert vergisidir. Çünkü vergiye karşı direnme olur, itiraz olur. Fakat enflasyon maalesef insanların direnemediği bir vergi çeşididir. Peki niçin oluyor bu fiyat yükseklikleri? Baktığımız zaman dünyanın en pahalı elektriği bizde. Dünyanın en pahalı mazotu bizde. Dünyanın en pahalı telefonu bizde. Dünyanın en pahalı zeytinyağı bizde. Dünyanın en pahalı eti bizde. Yani bunlar hakikaten Türkiye'nin içinde bulunduğu bu duruma bir bakıma tam olarak ışık tutan rakamlar. Bunlar niçin oluyor diye baktığımız zaman bunlar Türkiye'nin kötü idare edilmesinden kaynaklanıyor. Türkiye kötü idare ediliyor. Kötü idare edilince ortaya bir zarar çıkıyor. Bu zarar sonucunda devletin, hükümetlerin borçlanması icap ediyor. Borçlanınca da faiz ödeniyor. Netice olarak kötü yönetim, borç ve faiz olarak bir sarmal halinde hayat daha pahalı hale geliyor. İşte buna baktığımızda hükümet yetkililerinin bu konuda çok soğukkanlı bir şekilde enflasyonun tek haneli rakamlara düştüğünü söylüyorlar. Peki bakalım hakikaten durum böyle mi? Tek haneli rakamlara düştü de dünyada neler oluyor? 2014 yılı rakamlarına baktığımız zaman en çok enflasyon yaşayan 4. ülke Türkiye. Yani Türkiye'de maalesef yöneticiler kafasını kuma sokmuş gibi adeta tek rakama düştüğünü iddia ederken dünyadaki bu gelişmeler sırasında Türkiye'nin yine en yüksek enflasyon yaşayan ülke olduğunu saklamaya çalışıyorlar. Peki bu durumda ne oluyor? Seçim zamanı başarı elde edemeyince seyyanen 100 lira zam yaptılar emeklilere. Bu zamlarla birlikte, en yüksek zamların yaşandığı bu zamlarla birlikte bunlar eridi bitti. Çalışanlar ve emekliler böylece enflasyona mağlup oldular. Esnafın halini her gün geziyoruz, görüyoruz. Esnafımız uzun bir süreden beri işlerin kötü olduğundan şikayetçi. Dükkanına mal koyamıyor, kirasını, vergisini, bağ kurunu ödeyemiyor. Böyle bir durumda. Çiftçimiz inanın en yakınlarından bile tarlayı sattığından gizliyor. Topraklar zaten ipotekli ve yavaş yavaş bankaların eline geçiyor. Neticede bütün kesimler ciddi bir sıkıntı içerisinde. İşte Saadet Partisi olarak biz diyoruz ki bu yaşananlar yanlış ekonomik politikalardan kaynaklanıyor. Paradan para kazanmak, Türkiye'de emeğinle para kazanmak yanında tercih ediliyor sistem olarak. İşte bu paradan para kazanılan rant ekonomisi dediğimiz ekonomik modelden mutlaka vazgeçilmelidir. Devlet vatandaşın sırtına yük yükleyen bu yanlışlıklardan vazgeçmeli ve üretebilen, kazanabilen bir hale gelmesini temin etmelidir. Yoksa bu enflasyon rakamları ülkemizde tehlike çanlarını çaldığının en bariz işaretidir. O açıdan hükümeti de uyarıyoruz bu konuda. Vatandaşın sırtındaki yükü mutlaka alın ve vatandaşın üretebilmesi için sağlıklı bir ekonomik model ortaya çıkarın.